Güllü abla ya sen bak şu da olabilir. Ben sana dün de söyledim hani çocuklarını koruyor olabilirsin. Ben korumuyorum. Yani korursun Allah, evlatlarındır. Allah tabii ki koruyacaksın. Kimse sahip çıkmadı. Şimdiden sonra mı şey? Benim çocuklarım Allah kayırsın. Allah'a var çocuklarımın. Sen çocuklarını çok seviyorsun. Ben herkes biliyorum sever çocukların da seni çok seviyor. Onun da ben farkındayım biliyorum. Herkes sever çocuklarını. Hani çocukların için bazı şeyleri sanki susuyormuşsun, söyleyemiyormuşsun gibi. Hayır. Yani, benim bildiğim saat 1'de yatırdım yer. 4'te kalktım yerinde yok. Niye tokat attı dedin Güllü abla? Ben demedim demeyeyim ki ben saklamıyorum. Niye bu kadar dedin? Tamam bak jandarma bana baskı yaptı. Yaptı yeter. Tamam kocam aldı götürdü bir daha da getirmedi. Bilmiyorum bundan fazlasını. Bana da başka bir şey söylemedi. O zaman söylemedi. Psikolojik zorunla ne anlatamam işte. Bitti gitti ama sen diyorsun ki uyandım bana tokat attı geri geldi. Öyle yaptı aldı götürdü bilmem ne. Hani sanki olmuş bir şeyi sen orada artık dayanamamışsın o baskı çünkü... sorguda bir takım teknikler var yani hani. Okay. Sen de orada dayanamadın muhtemelen. Gerçeği söyledin. O zaman gerçeği artık iftira attım değil mi o zaman? Gerçeği söyledin. O kocan öldürdü gerçekten. Diyorum, ben şimdi o zaman Fulya Hanım bazı şeyler meydana çıkmaya başladı. Ne? Bu şekil, detaylı bir şekil. 3 yıl sonra abi bunları yapınca zaten Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından Allah razı olsun. Zaten orada yazmış. O zaman bu abim bundan uğraşıyor. 3 yıl sonra bazı şeyler istiyor. Baktı ki bu olaydan haberi var bunun. Baktı ki olay çıkacak. Bu olaylarda ulaşan kim? Yakup Gökçeli. Ben bunun üstüne bu şekilde detaylı ifadeyi vereyim. Bana da bir şey olmasın. Bunu kasıtlı olarak yaptı o zaman bu. Bundan bu çıkıyor. Hayır getir Kur'an kitabını. Haberi var o zaman bunun. Kitabını bunun o zaman haberi var. Bundan bu çıkıyor. Kur'an kitabını abdestsiz basabilirim. Yusuf ya Bey. Kur'an kitabını abdestsiz el Allah. Basacak insan iftira atmaz bir. Hı. Bana Müslümanlık öğretme. Ben Allah'a inancı olan kişiyim. Burada ben, doğru söylüyor Güllü abla. Ben Allah'a inancı olan kişiyim. Ben Allah'a inancı olan kişiyim. Ben doğrulara konuşayım. Bırak el basmayı yanından getir. Çarpar. Allah çarpar insanı. Çarpsın. Çarpar. Çarpsın. Hatam varsa çarpsın. Ben bir şey zannediyorum. Lan daha ne hatam olacak? Ben bir şey zannediyorum. Adamın hayatını bitirdin hayatını. Ben hayatını bitirdim değil mi? Lan ben mi bitirdim? Allah'ın verdiği canı Allah alır. Adamın ne? Canını aldın. Adam şu an ya kafasını duvarlara vuruyor. İsyan ne? Ediyor. Ana katil. Abi bu arada bak iftira da atmamış olabilir ha. Anlattıkları gerçek olabilir. Söyle o zaman doğruyu. Ben doğruyu söylüyorum. Benim bildiğim bu. Bağıra bağıra da diyorum. Benim bildiğim bu. Saat 4'te yatırdım. Ümmet-i Müslüman cümmet. Bilen varsa duysun sesimi. Ya ben de Sayın Cumhuriyet Başsavcılığına sesleniyorum. Bu kadın böyle yapıyorsa Yakup Gökçen'e bu işlerle uğraştı. Baktı ki çıkacak. O zaman bu olaydan haber hayır, olur. Benim öyle bir olay şey bilgim çıkmasın, yok. Yakup Gökçen'i susturma. Ben burada suç duyucusunda buluyorum sizin aracılığıyla. Daha sesim ben duyuramaz oldum. Bittim. Ben de tükendim 19 aydır beri. Benim bilgim yok. Bir yere ben kadar. Bir şey bilsem ben Allah rızası için. Ama hep devlet büyüklerinden, Cumhuriyet Başsavcılığından sen göreve davet ediyorum. Sayın Osmaniye Valim'den yardım istiyorum. Ben ya saat 1'de yatırdım. Dün de kalmak yerinde yok. Anacığım dün böyle kendimi artık parçalayacaktım. 3 saat yani kendimi ya böyle gerçekten... Ya sen yaptın gittin attığına göre. Ya dedim ki Güllü abla... Haberin var çıkmasın diye bilinçli olarak... Güllü abla hep aynı kelimeyi söyledim. Benim bir bilgim yok. Bak 3 saat. Benim bir bilgim yok. Bildiğim yok. Bilgim benim yok. Bildiğim, bildiğim saat 1'de yatırdım 4'de kalktım yerinde yok. O zaman jandarma abilere de bildiğim bilgim yok diyecektin Güllü abla. Orada öyle burada böyle değil yani. Doğru bir tanedir. Ya ben bunu bırakmayacağım zaten. Güle güle açık bırakma. Ve net söyleyeyim. Güle güle bırakma. Yaşattıklarını ben yaşayacaksın. Keşke. Yaşattıklarını yaşayacaksın. Keşke akşamdan hayatımı olsun, bitireceğim bu olayı bırakmayacağım. Bırakma güle güle bırakma. Bırakmayacağım. Akşamdan ben senin gibi evde vicdansız bir şekilde yatmıyorum. Ben vicdansız yerde gideceğim yerleri bilmiyorum. Yastık yüzü görmüyorum yastık yüzü. Vicdanla vicdanı sızlasa sen de benim yastığımı. Ben yastık yüzü 19 aydır beri görmüyorum. Niye görmüyorum? Ben rahat mıyım evde? Rahatsın demek ki ben niye görmüyorum ben? Niye arkana katıklar bir çeyre bulak demedin? Bana da bir, o zaman var ya bak şu an söyleyemiyorum bana da başka bir iftira atardın. Öylesi kadın o iftira dedi korkuyorum. Atmazdım atmazdım korkma atmazdım. Ya eşine Allah aşkına ya 85 bin lira sesleniyorum. Kocasına katil şeyi yaptı. Hocam sana soruyorum ya Allah için söyle ya Allah için. Ya yalvarıyorum hocam ya. Ben yamyam değilim. Ben eşine iftira atan bana ne atmaz. Ben ya size soruyorum hocam ben. Ya anlat kurtul Güllü abla ya. Size soruyorum Güllü Hanım eşine iftira atan. Ya bana ne atmaz ben soruyorum size soruyorum. Ya herhalde ya. Ya nasıl böyle yanına ya. Tabii ki. Böylesi kadın değil böylesi insanın yanına nasıl varacaksın ya. Ben de gitmem. Size soruyorum ya Allah için soruyorum ya. Kocasına katil yaftası yapıştıran kadın. Bana ne atmaz ya. Tamam ben gitmem bana da yarın bir gün iftira atar bir şey. Şimdiye kadar kimseye öcülük yapmadım, hayvanlık yapmadım. Ben orada çektiğim aziyeti Çinli'ye ben biliyorum. Kadın olaraktan kendimi savunamaz oldum. Eşim erkek dedim kendimi savunur dedim.
demeseydiniz? Oğlum yaptı deseydin? En azından çocuk yaşında değil mi? Oğlum şey yaptı olurdu. Deseydin. O zaman 15 yaşındaydı çocuğu. Niye söylemediniz? Doğru diyorsun. Demek ki o gelmiş aklıma zar. O nasıl aklına geldi? O zamanın psikolojik sorunu. Ben. Bu o zaman kasıtlı yapılabilir. Güzel dedi Kebriye abla. Dur, hayır. Dur. Boşuna benim günahımı alma. E doğru diyor. Niye oğlunun adını vermedin ya diyor. Ya o zaman o gelmiş aklıma. Bilmedim bilseydim oğlum derdim. Ya ne dediğinizin farkında mısınız? Hayır. İnandırıcı olmayacağından ben bu işi nasıl çıkarım? Ha eşime atarsam ben bu şekilde bu kabloyu çizersem. Yusuf Bey. Bu olayla da ilgilenen olmaz. Yakup Güçer'in üstünden kalır. Ben de kurtulurum hesabı yapmıştım. Yusuf Bey. Efendim. Yusuf Bey bir şey soracağım. Buyurun. Şimdi Güllü Hanım yaptı diyelim. Evet. Evde 3 kişi varlar. Evet. Güllü Hanım'a destek olmadan nasıl dışarı çıkarılacak? Güllü Hanım'ın ya evden yok. Birinden yardım alacak. Tamam, kimden yardım alacak? Ya evden birinden aldığında eşinden alacak. Tamam. Oğlumdan Bey. Alacak. Yani tamam. Çocuklarından alacak. Tamam. Eğer evden birinden yardım almazsa dışarıdan birilerinden yardım alması lazım. Yine Yakup Bey uyanır. Ama uyanır ama orada atladığımız bir nokta var. Nedir? Bir gün önce ben onu hastaneye götürdüm. Üst solunum yolu enfeksiyonu ilaçları kullanıyor. Onu da doktor beye dahil ben oraya da kadar araştırdım. Uykusunu ağırlaştırır diyor. Sabahleyin abim Gürcistan'a gidecek. Niye 15 gün önce olmuyor ya? Sabah abimin çünkü Gürcistan'a gideceği güne denk geliyor. Son güne. Çünkü ya bunlar tesadüf. Bunlar araştırılmıyor. Sizin abinizle bakın. Var. Yusuf var, Bey. Var bence evet, de. Evet eksik incelenme var. Yusuf ama bırakmayacağım ben bunun peşini. Bence Yusuf de. Bey. Efendim. Sizin abiniz de kendi ifadesinde. Önce ben kalktım. Bir ifadesinde de önce ben kalktım. Yatakta annem yoktu diyor. Siz Güllü Hanım'a söylüyorsunuz ama sizin abinizin ifadelerinde hayır. De çelişkiler var. Hayır. Öyle ben kalktım. Annem yoktu diyor. Bu uyandırıyor. Abimin öyle bir ifadesi yok. Var. Ben dosyaya hakimim. Var. Var. Yani eşimi ben uyandırdım yatakta. Hakimim bak. Dosyayı didik didik biliyorum öyle bir ifadesi yok. Eşiniz, uyandırıyor. Eşinizi siz uyandırdıysanız o zaman Güllü Hanım. Bu uyandırıyor. Ben eminim. Yusuf abi dur. Dosyaya da hakimim. Yusuf biliyorum hani. Ben de akşam okudum gösteririm size Yusuf o ifadeyi. Abi, dur. Ne oldu akşam Güllü abla? Eşini? Ne dedin sen? Eşimi ben uyandırdım dedin. Saat 4'te diyorum eşimi ben uyandırdım. Tokat attı mı sana? Allah'ım ya. Ben eşimi telefon çaldı diyorum bak. Çocuğum yağmurlamaya gidecekti. Tamam. Telefon çaldı çocuğu kaldırdım lavaboya gitti. Çok af buyurun. Ondan sonra ben kalktım karın yanına gittim. Karı yerinde yok koştum eşimi kaldırdım. Bunu ben defalarca söylüyorum. Dilim yoruldu söylüyorum. Bir dakika aynısını jandarmana veya sorgu esnasında bu olayların hepsini söylediniz mi? Söyledim. İnanmadılar. İnanmadılar. Sonra siz dediniz o zaman kocam öldürdü. Mü dediniz. Ya ben oradan sadece kendimi kurtarmak için. Güllü Hanım ama bakın. Kendimi savunamaz oldum diyorum. Ben bunu ya kimseye Güllü anlatamıyorum Güllü derdimi. Güllü Hanım haklısınız da şimdi dediğiniz olay eşinizi anne katili yapıyorsunuz o ifadeyle. Bunun ağırlığını hiç düşünmediniz mi? O anda psikolojik sorunlarla ya nasıl psikolojisi bu? Bilememişmiş demek ki. Hanımefendi siz düzgün bir insansınız. Psikolojiniz o kadar şey değil. Ve gayet de iyi düşünecek durumdasınız. Nasıl olur da şunu demediniz mi? Ya ben bunu söylersem kocamı anne katili yapacağım. Çocuklarımı sizin babanız ana katili dedemek zorunda kalacak. Tabii. Ya bunu hiç düşünmediniz ya mi? Değil mi o çocuklar? Ya şimdi yani hocam, başka bir şey söyleyeyim. Psikolojik sorunu varmış. Psikolojik sorunu olan adam ben de ilaç kullandım 4 yıl. Psikolojik ilacı sorunu hayır, o şekilde detaya giremez. Bu tamamen bu olaylara baktı çıkacak korktu. Mehmet. Bu olay çıkacak. Mehmet bakalım da yazdı yapmayacak olay çıkacak. Olay çıkmasın diye Yakup Göçer'i susturmak üzere kasıtlı verilmiş bir ifade. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.